Zaten. Ben Sema Güleç. 6 Şubat depreminden sonra oğlu Mustafa Batuhan Güleç'e hiçbir şekilde ulaşamadım. Deprem günü biz ayrı evlerdeydik. Deprem 4.17'de şiddetli bir şekilde olunca uyandık. Dışarıya çıktım. Bizim olduğumuz tarafta yıkım yoktu. Arabaya bindik. Oğlumun olduğu yere gittik hemen. Tek o evde dedim. Korkmuştur diye düşündüm. Hani yıkım olacağını tahmin etmiyordum. Onun evinin olduğu caddeye girince bütün binaların yıkıldığını gördüm. Zaten orada bir şok yaşadım. Evi zor bulduk. Bütün binalar yıkıldığı için hepsi sanki birbirine benziyordu. İndim arabadan, hemen seslenmeye başladım. Batuhan, oğlum diye. Çünkü oğlum son kattaydı. Hep içimden diyordum, ilk önce oğlum çıkacak. O genç, kuvvetli, sağlıklı diye düşünüyordum. İş yeri de altında, oturduğu binanın altındaydı. Onun için genelde orada kalıyordu. Yatmadan yatmaya gidiyordu. Sabah işe ineyim diye. Sonra işte büyük oğlum inşaat mühendisi. O geldi, babası geldi. İşte kalabalıklaştık. Diğer ailelerin yakınları geldi. Oğlum gitti şantiyeden kepçeyi getirdi. Kendi imkanlarımızla. İşte ilk sabah 7'de falan başladık aramaya. 8 gün boyunca orada kaldık. Zaten AFAD 3. günü geldi. Biz ilk kendi çabalarımızla başladık aramaya. 8 gün boyunca orada kaldık. Fakat herkes çıktı. Benim oğlum çıkmadı. Binada 29 vefat vardı. 11 kişi yaşıyordu, canlı çıkmıştı. Bir tek Batuhan kayıp. O da en son katta. Daha sonra şok olduk. Hani vefat etse de bile bilmiyoruz vefat edip etmediklerini. Bunlar kayıptır. Kanıtlanması lazım. Kayıp aileleri, çocuk aileleri özellikle gerçekten çok kötü oldu. O zaman kayıp değilse bizim çocuklarımız nerede diye sordular. Bize bir ay sonra yan binadan bir bayan ulaştı. Batuhan'ın oradan çıkarıldığını söyledi. Bizim apartman Güleryüz apartmanı. Yanında Merve apartmanı var. Bitişik nizam. Batuhan'ın yatak odası da Merve apartmanın duvarıyla bitişik. O anda en son katta olduğu için Batuhan odası Merve apartmanın üzerine savrulmuş. Dediğim gibi yine ilk saatlerinde oğlum ilk önce çıkmış. Fakat işte Merve apartmanın üstünden arka taraftan, yan arka taraftan çıkarılmış. Biz tabii biz de oradaydık. Ama bizim binaya odaklanmıştık. Hani daha önce deprem yaşamadığımız için hiç aklımıza gelmedi diğer binanın üstüne savrulacağı. Bayanın açıklaması, çıkarmışlar Batuhan'ı sabahla öğlen arası. Bir battaniyeye koymuşlar, yaşıyormuş. Toz toprak içerisindeymiş. Ama işte baygın şekildeymiş. Hatta bayan diyor ne kadar yakışıklı bir çocuk diye içimden geçirdi. Onun için diyor hafızamda kaldı diyor Batuhan diyor. Ambulansı durdurmuşlar. Ambulans dolu olduğu için almamış. Oradakiler tepki vermişler ambulansa. Hatta tekme falan atmışlar. Arkadan gelen beyaz bir arabaya bindirip göndermişler. Bu olayı da benim kızım hani o ses olunca o tarafa dönüp bakıyor. Bayan anlattıktan sonra hatırladı. Ben bu olayı gördüm dedi. Ama işte Batuhan olduğunu biz bilemedik. Kalabalıktı başı diyor. O binadan çıkan birisi diye düşündüm diyor. Yani o şekilde çıkmış oğlum enkazdan. Daha sonrasında bir 8 gün sonra enkazı 3-4 kez eledik. Çok ince eledik. Batuhan yok. Tek emin olduğum zaten Batuhan enkazda yok şimdiye kadar. Enkazı bıraktık. Hastanelere yoğunlaştık. Türkiye geneli depremzedelerin gittiği bütün hastanelere ulaştık. Kayıt yok, giriş yok, isim yok. Bulamadık. Mezarlıkları gezdik. Bütün fotoğraflara baktık. Onlarda da yok Batuhan.
Yani birçok morga girdim. Kimsesizlerin, o sırada defnetmemiş olanların baktım. Onlarda da yok. Bu şekilde bir arayışımız oldu. Bu arada ben o beyaz arabaya seslenmek istiyorum. Hep Merve İskenderun, Merve Apartmanı ile Güler Yüz Apartmanı'nın önünden kim aldıysa, bize ulaşırsa bir ipucu olur. Bize ulaşmasını istiyorum. Belki bulmamızda yardımcı olur. Daha sonrasında bir arkadaş bana bir WhatsApp grubu gönderdi, linki gönderdi. Kayıp yakınların olduğunu söyledi. Benim gibi arayanlar olduğunu söyledi. O WhatsApp grubuna katıldım ben. Orada işte birbirimize destek oluyorduk. Ne yapılması gerektiğini konuşuyorduk. Daha sonra karar aldık. Bir dernek kuralım. Belki hani daha muhatap buluruz karşımızda diye. Dernekleşme yoluna gittik. DEMAK derneğini kurduk. Deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneğini. 5 Ekim'de onaylama mesajı geldi derneğimizin. Ondan sonra ilk işimiz Ekim ayında meclise gitmek oldu. Meclise gittik. 11 ilin siyasi partileriyle, yani bütün partilerle görüştük. Ben her zaman diyorum, bizim siyasetle işimiz yoktur. Bizim olayımız siyaset üstü bir olaydır. Onun için bütün partilerle bize bir ay sonra yan binadan bir bayan ulaştı. Batuhan'ın oradan çıkarıldığını söyledi. Bizim apartman Güler Yüz Apartmanı. Yanında Merve Apartmanı var. Bitişik Nizam. Batuhan'ın yatak odası da Merve Apartmanı duvarıyla bitişik. O anda en son katta olduğu için Batuhan odası Merve Apartmanı'nın üzerine savrulmuş. Dediğim gibi yine ilk saatlerinde oğlum ilk önce çıkmış, fakat işte Merve Apartmanı'nın üstünden arka taraftan, yan arka taraftan çıkarılmış. Biz tabii biz de oradaydık. Ama bizim binaya odaklanmıştık. Hani daha önce deprem yaşamadığımız için hiç aklımıza gelmedi diğer binanın üstüne savrulacağı. Bayanın açıklaması, çıkarmışlar Batuhan'ı sabahla öğlen arası. Bir battaniye koymuşlar, yaşıyormuş. Toz toprak içerisindeymiş ama işte baygın şekildeymiş. Hatta bayan diyor, ne kadar yakışıklı bir çocuk diye içimden geçirdi. Onun için diyor, hafızamda kaldı diyor Batuhan diyor. Ambulansı durdurmuşlar. Ambulans dolu olduğu için almamış. Oradakiler tepki vermişler ambulansa. Hatta tekme falan atmışlar. Arkadan gelen beyaz bir arabaya bindirip göndermişler. Bu olayı da benim kızım, hani o ses olunca o tarafa dönüp bakıyor. Bayan anlattıktan sonra hatırladı. Ben bu olayı gördüm dedi. Ama işte Batuhan olduğunu biz bilemedik. Kalabalıktı başı diyor. O binadan çıkan birisi diye düşündüm diyor. Yani o şekilde çıkmış oğlum enkazdan. Daha sonrasında bir 8 gün sonra enkazı 3-4 kez eledik. Çok ince eledik. Batuhan yok. Tek emin olduğum zaten Batuhan enkazda yok şimdiye kadar. Enkazı bıraktık. Hastanelere yoğunlaştık. Türkiye geneli depremzedelerin gittiği bütün hastanelere ulaştık. Kayıt yok, giriş yok, isim yok. Bulamadık. Mezarlıkları gezdik. Bütün fotoğraflara baktık. Onlarda da yok Batuhan. Yani birçok morga girdim. Kimsesizlerin, o sırada defnetmemiş olanların baktım. Onlarda da yok. Bu şekilde bir arayışımız oldu. Bu arada ben o beyaz arabaya seslenmek istiyorum. Hep Merve İskenderun, Merve Apartmanı ile Güler Yüz Apartmanı'nın önünden kim aldıysa, bize ulaşırsa bir ipucu olur. Bir yıldır oğlum Mustafa Batuhan Güleç'i arıyorum. Artık bulunmasını istiyorum. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz kayıp yakınları. Komisyon mu kurulacak? Ya da başka bir şekilde mi bulacaklar canlarımızı? Sesimizi duymalarını istiyorum. Ben 6 Şubat'ta, 5 Şubat'ta çıktım. Oğlumla ayrıldım. Oğlum evde kaldı saat 2.30-3 arası. Ben Samandağ'a geldim. Oğlum evde kaldı.
Çıktı dışarıya, 1-2 saat işi vardı, yemek yedi, geldi eve. Saat 10.30'da oğlumla görüştüm. Gece 10.30'da, ondan sonra sabah deprem olduğunda ben aradım, hiç ulaşılmıyor. Ne telefon, şu ana kadar telefonu yok, hiç ulaşılmıyor zaten. Ne gördüm, ne buldum oğlumu. Ne olursunuz, benim canım ciğerim istiyorum. Bu tatlı oğlumu istiyorum, canım ciğerim, içim, kalbim, kalbimin içi. Kaybolmuş, inan ki bilmiyorum ne söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim işte, bu tek bu dünyada umudum oğlumu bulmak. Şimdi herkes gidecek, tamam Allah'ın emridir, ölümdür. Ama şimdi herkes oğlunun, çocuğunun ziyaret mezarına gidecek. Benim bu şansım yok. Olsun, olsaydı o ya Rabbim. Çok kötü bir şey, çok. Psikolojik olarak konuşurdum oğlumla, rahatlardım psikolojimi. Ah, ah, ah. İşte hep yatağı almışım. Giderim, yatarım, vururum uykuyu. Uyku değil, sıkıntı. Orada yatakta, keşke uyuyabilsem.